konuşacak mısın dayım? Otur ya. Gidip Kenan Birkan'a mı sorayım? Söylesene dayı ya, o adam kimdi? Benden bir şeyler saklamaktan sıkılmadın mı ya? Dayı. İçerideki tavlamdı bu benim. Çok oyunlar oynadık. Boş ver tavlayı, o adamın gözünde bildiğin ölüm var. Görmedin mi? Gördüm. Gördüm. Forget about her. It's a charade. The real deal, my dear man, is tonight. We hop on a plane to Bodrum. You meet some lovely girls, have a wonderful time, and you get to meet the minister. That's where the real deal is made. Tonight. So, for now, let's just play along. Tuvalet nerede burada? Teşekkür ederim. Yapmışsın yine bir yaramazlık. Onu da mı duydun? Pes. Göster bakayım. Of be oğlum. Görecektin. Kimse kalmamış. Yardım mardım hak getiriyor. Oradan kimse çıkamaz diye bağırıyorlar. Ben çıktım baba. Otursana yeğen. Bir şey anlatıyoruz sana değil mi ha? Şimdi şu tavlayı koltuğumun altına alıp giderken dayı gene oyuna gidiyor derlerdi. Gülbahar, Hepek, hapis. İstediğim yere giderdim ha. İstediğim koğuşa girerdim. Ben ne diyorum? Benden izin almadan kimse bu tavlayı açamazdı. Yine mi tavla? Bu tavla çantamdı benim. Neler taşıdım bu tavlanın içinde ben. Temel. Uğur. Selim. Müdür, oğullarının hepsi öldü dedi. İlk aklıma gelen... Zor tuttum kendimi. Sormadım. Neyi? Torunum. Torunum iyi mi? Adaşım... Ramiz... Yaşıyor mu? Ben ne duymak istiyorum? Ben hiç gelmedim buraya. Görevdeydim. Seninle hiç buluşmadım. Seninle hiçbir zaman buluşmadım. Seni tanımıyorum. Aferin. Sen bir şey diyeceksin mi? 24 saat içinde Ramiz'in elinde ne varsa gidecek. Sonra? Ondan 24 saat sonra da tarih 8 Eylül. O gün.
Koş koş geç kaldık. Ne geliyorsun? Kaçınız benimle geliyor ha? Ha? Torunun seni bekliyor. Mısın yemeklere? Senin için yaptırdım hepsini. Bak sevdiğin yaprak sarmasından yaptırdım. Etlerin yağlarını aldırdım. Soyun kurusun. Ben de onun için geldim zaten. İstiyorsan öldür diye. Bir daha. Oğullarımı öldürdün. Oğullarımı öldürdün. Oğullarımı öldürdün! Gitmeden önce bir düşün istersen Ramiz abi. Yalnız söz öldürür. İyi düşün. Ölsem bile neler yapabileceğimi düşün. Sen ne biçim bir adam oldun? Sen ne yaptın Kenan, ne yaptın? Enteresan. 30 yıl önce aynı soruyu ben sana sormuştum. O zaman ne demiştin bana? Omuzunu silktin şöyle. Yüreğimi dinledim. Yüreğimi dinledim. Şimdi de yüreğini dinleyeceksin mi Ramiz abi? İstersen öldür beni. Git yanına, sarıl torununa. Ama o zaman çocuk ölür. Sen de biliyorsun. Torununa kavuşursan
onu öldürürsün. Beni öldürürsen onu öldürürsün. İkimizin de soyu aynı anda kurur. İyi olur. Sen ne biçim adam oldun böyle? Ha? Seni ben mi böyle yaptım? Seni ben mi böyle yarattım şeytan? Şeytan! Ya da onu ben yanıma alırım. Yaşar. Ama senden nefret ederek yaşar. Babasını senin öldürdüğünü düşünerek yaşar. Bir gün seni öldürmek için yaşar. O benim torunum. Aklını mı dinleyeceksin, yüreğini mi? Yapamam. Torunum yaşasın mı, ölsün mü? Dinle yüreğini. Ne yapayım yeğen? Torunumu da ben mi öldüreyim? Gerçekleri anlatalım dayı. Belki seni dinlemez, beni dinler. Dinletirim ben onu. Gerçek birinin ettiği laf yeğen. Bu çocuğun gerçeği çocukluğundan beri Kenan'ın ettiği laf. Değişmez. O 10 yaşındaki çocuk değil artık. O senin torunun değil artık. Biliyorum. Nasıl güdümlemiştir bu çocuğu? Nasıl yetiştirmiştir? Nasıl bir canavar yaratmıştır ondan? Biliyorum. Böyle bir canavar. Cesaret madalyası, onur madalyası. Tek başına günlerce savaşmış, ölümlerden dönmüş, arkadaşlarını kurtarmış Ezel. Bu adam bildiğin kahraman. Torunum bir canavar değil Ezel. Torunumun iyi bir yüreği var. Yüreğini dinlesin diye bekleyeceğiz. Başka bir şey yapmayacağız Ezel. Kenan da bunu istiyor zaten. Sen bir şey yapma istiyor. Başka bir şey yapmayacaksın Ezel. Başka bir şey yapmayacaksın. Onunla karşı karşıya gelmeyeceksin. Artık ailemden kimse ölmeyecek. Anladın mı? Hem senin başka işlerin var şimdi yeğen. Eyşan, duyduğuma göre Kenan senin kim olduğunu söylemiş ona. Sen nereden biliyorsun? Daha ölmedik yeğen. Kulağımızı duvara dayayınca duyuyoruz bir şeyler. Şimdi Eşan Kenan'ın yanına gidiyormuş. Ama önce çok sevdiği iki kişiyi ziyaret etmekteymiş.
Anlamadım sanma. Torunla gitmeyeyim diye oyalıyorsun beni. İşe yaradı mı ya? Yaradı. Alo Şebnem, bana birini bulur musun? Şahin Gökmen, 2008'de terhis edilmiş bir yer. Yaralanmış. Bulurum. Bırakır mısın Özel? Sefo, dayıdan bir öğrensene bu Kenan Birkan'ın planı neymiş, ne olup bitiyor? Tevfik, 2 dakika konuşabilir miyiz? Yalnız. Burada konuşalım. Tevfik. Şebnem. Benim Ali abiden gizlim saklım yok. Ne konuşacaksak burada konuşalım. Ay aman ne güzel. Bizi bu adamı şey yapalım diye tuttular. Öldürelim. Hı hı. Ama gelmiş şimdi burada oturmuş gizlim saklımız yok. Benim bile başım döndü ya. Kim kimle ne yapıyoruz? Kime çalışıyoruz? Anlamadım ben bu işi. Kız haklı. Kimseye çalışmıyoruz Şebnem. Nasıl yani? Şimdi Şebo Hanım. Ezel Bey sizi bir iş yapasınız diye işe aldı. İş bitti, fiş gitti. Takım dağıldı. Tevfik, doğru mu söylüyor bu? Ben ne yapacağım şimdi? Ezel tutar beni yanında. Seni? Ben Ali abiyleyim. Koçum benim. Şebnem, eğer istersen... Ya tabii sen bilirsin. Sizde mi çalışacağım? İyi de siz ne yapıyorsunuz ki şimdi? Oo, bayılırsınız Şebu Hanım. Şimdi biz Stefo kardeşimle değişiklik olsun diye sıfırdan başlıyoruz. İnsan kendi kendine başlamaz derdim hayata. Herkese bir yoldaş, bir oyun arkadaşı gerek. Gözün dışarıda, yolunu gözleyeceğim. Uzaklardan dönünce sana, sen de aslına döneceksin. Baştan başlamak için bir kucaklaşma lazım derdim. Yanılmışım dostlar. Yeni öğrendim. En büyük ayrılığın sevdiğine kavuştuğunda başladığını. Ömer. Eyşan. Ömer. Ömer döndün. Döndün Ömer döndün. Oh.
Kimseyi sevemem zannediyordum. Ama bir gün sen geldin. Bana sevmeyi öğrettin ama. Bana sevmeyi öğrettin. İntikamını almana gerek yoktu ki. Bana öyle güzel öğrettin ki sevmeyi. Her gün. Her gün ama. Aldın zaten benden intikamını. Eyşan yapma. Eyşan bir dinle. Ne söyleyeceğini dinlemeyecek misiniz? Siz hiç aşık olmadınız mı? Dinlersem inanırım. Yolluyorum. Bu adam düşman falan değil, değil mi? Yok, değil. Ha, iyi. Çünkü şey... Şey yani... Yok bir şey. Benden istediğin başka bir şey var mı patron? Şebnem, bir ara konuşalım seninle. Ne hakkındaydı? Geldiğinde konuşuruz. Haklısın galiba. Kovuluyorum. Takma kafanı. Buluruz sana göre bir iş. Ev işinden anlar mısın? Çamaşır, bulaşık falan. Anlamaz. Börek açar mısın peki? Dur kız dur. Tam sana göre bir iş buldum. Şimdi 900'lü atlardan birini ayarlayacağız. Evde oturduğun yerden para kazanıyor. Tamam. Tamam, sağ ol. Dün inmiş şehre. Özel kuvvet. Bu Berelilerden. Adı Ramiz ama 8 diyorlar. Ha, bir de şey diyorlar. Ne diyorlar? O geldiyse dayı gider diyorlar. O kadar yani. Ömer'le değil yani iş onun. Bak şimdi merak ettim. Ali abi. Mekan benim değil Cengiz. Fazla dolanma ortalıkta. Toplayamam. Ne var? Ne sırıtıyorsun lan? Duymadın mı? Ömer hayatımı kurtardı. Sizi bıraktı, bana geldi. Ciddiyim lan. Ama ben de sağlam durdum ha. Konuşmadım Kenan Birkan'a. Öyle heykel gibi durdum. Satmadım Ömer'i. İyi. Eski sattıklarına sayarsın.
Nereye ya? Yürü git Cengiz, hadi işim var. Ali, anladık. Bu adam bizi zor affediyor da sana ne oluyor? Hı? Suç ortağımdın sen benim. Yanımda duruyordun. Sana ne oluyor oğlum? Bir defa bir tane iyi bir şey yaptım ya hayatımda. Korudum Ömer'i. İyilik yaptım Ali. İyi. Ne yapayım? İyi bok yedim. Benimle ne işin var Cengiz? Ali abi yollama beni. Yolladım gitti Cengiz. Yoldasın, haberin yok. Ali sen şimdi takılıyorsun. Ömer'in peşindesin. Ben de yardım ederim. Yollama beni. Güle güle Cengiz. Ali abi. Yollama beni. Cengiz. Ben o riski bir daha alamam kardeşim. Bir deneyeyim dedim oğlum. Cengiz Atay sana kalmadı herhalde. Hadi ben bir zengin olup geleceğim. Sen otla buralarda. Çavuş. Komutanım, getirdin mi malları? Ne zaman başlıyoruz komutanım? Şimdi lan şimdi. Bu gece ilk günden yormayalım seni. Yok oğlum. Son gecemizmiş gibi çalacağız işte. Thank you.
Rahatsız ediyor muyum? Lütfen. Ev sizin. Temizliyorlar odanızı. Biraz tozlanmış tabii. Herhalde 10 yıldır kimse girmemiştir oraya. Misafirhane diye hazırlatmıştım. Kapısı bile açılmadı. Niye? Çok çevreniz vardır sizin. Çevrem var evet, sürüyle. Çevremde dolanıyorlar. İçeri almıyorum. Silah doğrultanları tercih ediyorsunuz. Yanlış değil ama. En iyi dostlar eski düşmanlardan olur. Ben tersi diye biliyordum. En kötü düşmanlar eski dostlardan oluyor diye. Ya. Bunu ikimizden iyi kimse bilemez. Eyşan, samimiyetimi yanlış anlamayın lütfen ama. Bence edin o telefonu. Etmek istiyorsunuz edin. Seviyorsanız vazgeçmeyin. Ben yapamamıştım. Belki siz yapabilirsiniz. Sizi ikna edeceğinden korkuyorsunuz değil mi? Bırakın etsin. Kardeşinize ihanet edeceğinizi düşünüyorsunuz. Ama aramazsanız kendinize ihanet edeceksiniz. Sadakati boş verin Eyşan. Mutlu olmaya bakın. Ben yapamadım. Siz yapın. Siz ne yaptınız? Gördüğünüz gibi. Yalnız kaldım. Bahar öldü Eyşan. Siz yaşıyorsunuz. Unutayım mı kardeşim öylece? Unutun. Unutabiliyorsanız. Kenan Bey. Yarın oğlumu da getirebilir miyim? Kısa bir süreliğine. Biraz yürüyelim mi sizinle? Eşyalarınızı bizimkiler yerleştirir. Yanlış anlamadıysam, bu insanlar bütün mal varlığınızı almışlar sizden. Evet, her şeyi. Önce oradan başlayalım müsaade ederseniz. Sizin olanı size geri verelim. Ne dersiniz? Nasıl olacak o birden? Bir iki telefon görüşmesi yapacağım. O kadar mı? Ne zaman geleceksiniz? İş. İş, hayatımız iş Eyşan. Sizden ricam bu iki gün siz de çok çıkmayın dışarı. Niye? Önümüzdeki iki gün ısınacakmış diyorlar hava. Müdürüm nasılsınız? Eksik olmayın. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Sizden bir ricam olacak. Her zaman bir ricayla başlar. Rica borcu olana bir emirdir aslında. Telefonlar çalar. Yukarıdakiler hiçbir şeyi tam söylemez.
kimse isim vermez, kimse söz vermez. Herkes çok kibardır, kimse açık etmez. Yukarıdakiler silahla öldürmez. O dünyada iki kelime fırlatırsın ortaya. Onlar büyür, onlar öldürür. Kelimeler yukarıdan aşağı doğru iner. En yukarıdaki iki kelime eder. En aşağıdakiler infaz eder. Hep böyle olur. Savaşlar böyle biter. Kanla, kavgayla değil. Yukarıdakiler rica eder, eskiler her şeyini kaybeder. Tamam ya, tamam tamam hadi. Hoş geldin Tevo. Hatırımı sormaya mı geldin? Yoksa Ezel mi gönderdi ha? İkisi de dayı. İyi, otur bakalım. Yeğenime güzel bir çay getir bakayım. Bak ne diyor şurada. Katip Çelebi. Dayı, bu şimdi geldi. Sana hizmet ettim diyor, para istiyor. Ne yaptın diyorum, ben seni korudum diyor. Ama ben istemedim ki. Konuşma lan. Hoca, sen bu işleri bilirsin. Ben bunu koruyacağım, bu da bana ödeyecek. Kimden koruyacaksın? Büyük balıktan hoca. Büyük balık bunları han diye yutar. Bilirsin sen onları. Bilirim. Kardeşimiz haklı. Etme Ramiz Bey. Şimdilik ben vereceğim o parayı. ...250 yeter mi? Senin güzel hatırın abicim. Sağ olasın hocam. Aynı yolun yolcusuyuz. Sevdim ben bu racon işini. Bir dakika. Şimdi sen... ...o paranın iki katını bana geri vereceksin. Neden? Koruma için güzel kardeşim. Korumazsam eğer... ...büyük balık gelip seni yutar. Büyük balık kim ya? Büyük balık, o benim işte. Hadi, hadi! 500! 500! Al bakayım sen şunu. Sağ ol dayı. Bir daha seni buralarda görürsem... ...ham. Edelim ona göre. Hadi gazla gazla hadi. Hadi. Ezel'e sakın bir şey söyleme. Ben çıkana kadar. Nereden çıkana kadar değil? Ramiz Bey. Sizi biraz misafir edelim. Çocuklar, bakın bu adam benim arkadaşım. Sekiz. Sekiz diye isim mi olur ya? Abi, ben de öyle ki burada 3,5 ya. Ölen. Hoş geldin komutanım. Sen geçerken uğramazsın abi. Uğradık işte. Gideyim istiyorsan devre.
Yok. Da seni böyle İstanbul'da görünce şimdi... Ne var lan? Yok bir şey. Özledim geldim. Tesadüf mü abi? Yarın. 8 Eylül abi. Hadi çocuklar. Akşam uğrayın tekrar ha. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İlk defa almıyorlardır oğlum Ramiz'i. Olur bizim alemde. Müdürü değiştirmişlerdir. Kafalarına esmiştir. Ne oğlum? Dışına bir şey mi kaçtı? Abi bir şeyler oluyor. Dayı gitmeden Ezel'e haber verme dedi. Ya içimde kötü bir his var. Öyle üzgün durmayın Ramiz Bey. İlk defa gelmiyorsunuz buraya. Bela mı arıyorsun sen çocuğum? Yatacak bir yerin bir şeyin var mı? Yürü lan! Bizimle geliyorsun. O da seninle mi? Yok, tanımıyorum. Geç. Siz bekleyin. Fena düşmüşsün gelirken. Öyle mi oldu bu? Genç bir şey diyoruz. Evet öyle oldu amirim. Benim adım Komiser Kemal. Sen şimdi anlamazsın. Gençsin. Ama ben senin iyiliğini düşünüyorum oğlum. Eksik olmayın amirim. Ukalalık etme Ramiz. Burası Antep'e benzemez. Antep'te kabadayılığa soyunmuşsun. Yapmadım. Şerbetlerin yanında başlamışsın. Sevdiğim bir abim olur o kadar. Bir çatışmada Arap Avni'yi bıçaklamışsın. Yapmadım. Arap Avni'nin oğulları yolda buraya geliyor. Ondan haberin var mı? Peki onlar karşına dikildiği zaman ne yapacaksın Ramiz? Oturur konuşuruz amirim. Bir yanlışımızı varsa düzeltirler. Burada yanlışları ben düzeltirim Ramiz. Sen kendini tek mi zannediyorsun ha? Kaç tane genç geldi bu sene senin haberin var mı? Hırsızı, tecavüzcüsü, senin gibi katili. Amirim. Sus! Batağa batmış bir sürü genç. Yatmış çıkmış. Al Ankara, Rize, Kastamonu, senin gibi Gaziantep. Biz bunları tek tek haber alırız. Biz bunları gardan kendimiz toplarız. 500 tane genç. Onlar buraya niye geliyorlar Ramiz? Her türlü pisliği yapmaya. Sen bu şehrin kabadayısı olsan, sen bu şehrin hamisi olsan ne yapardın Ramiz? Yollarım bunları amirim. Sokmam buraya. Aferin. Ben de sokmam. Sen buradan gideceksin bir adamın yanına. Onun da 50 adamı var diyelim. O da varsa, iyiyse. Benim 5000 tane adamım var Ramiz. Sen çete mi kuracaksın?
Ben çetenin dik alasıyım. Sen esnafı mı koruyacaksın? Ben bütün şehri korurum Ramiz, bütün şehri. İşte bu yüzden ben senin gibi adamları, senin gibi çapulcuları kendim bakar görürüm. Bu şehri size yedirmem Ramiz. Benim adım Komiser Kemal. Buralar benden sorumlu. Şimdi biz bir kusur ettiysek affedin komiserim ama yani İstanbul'da büyük şehir, bir gelip görmek istedik. Geldin, gördün, gidiyorsun. Eğer bir daha seni burada görürsem Ramiz, gidemezsin de. Geri götürün garı. Gittiğini görün. Yalnız fazla zorlamayın çocuğu. Henüz ham. Önce biraz ellerinizle pişirin ki olunca kendi düşsün. Başla. Ramiz Bey, sizinle tanışmak yemin ediyorum bir şeref. Bu şerefi neye borçluyuz Amir Bey? Bir şey yok. Bir şey yok, merak etmeyin. Arkadaşlar epeydir haber gönderiyorlar. Bu civarda yine çalışmaya başladı diye. Bir çalışma yaptığımız yok Amir Bey. Biz unumuzu eleyip eleğimizi duvara astık çoktan, çok şükür. Tabii canım, tabii. Ama koca Ramiz Efendi, dayı diyebilir miyim ben de? Ayıp olur mu? Siz devletin bir neferisiniz Amir Bey. Ne yapsanız ayıp olmaz. Arkadaşlar, size içecek bir şey ikram ettiler mi? Saygıda kusur ettiler mi? Dayı? Biz ne yaptık ki Amir Bey saygıda kusur etsinler? Ama şimdi yapmayın siz de dayı. Demindir inceliyorum. 30 yıl. Tamamı hapiste geçmiş. Siz de bir şey yapmış olmalısınız şimdi, değil mi? 30 yıl hapis. 30 yıl. Ne yaptıysak ödemiş olmalıyız Amir Bey, değil mi? Ama bakın, dimdik. Maşallah, ayaktasınız da. Daha ayağa kalkmadık Amir Bey. Oturuyoruz. Daha da ayağa kalkamazsın artık dayı. Suçumuz neymiş Amir Bey? Anlamadın mı suçunu? Dayı. Godamanlar yok. Gazeteciler yok. Geliyoruz diye seni uyaran kimse yok. Ufak bir karakol alacaklar seni. İki yıldızlı bir memur sorgulayacak. Hakaret edecek, küfredecek, aşağılayacak. Sonra bu gözlüğünü alıp böyle bükerek kırıp atacak. Neymiş suçun Ramiz Efendi? Birileri vadesi bitti demiş. Suçun o.
Bunlar senin baba. Zaten şunu sen hak ettin. Salak gibi takılıp düşmesen dönüp seni almayacaktım. Hadi komutanım bak, çek bir sandalye, konuşalım ha. Senin de bu konuşma sevden be Şahin. O gün de bir susmadın. Yok öleceğiz, yok git kendini kurtar. Ne dedik sana? Bize bir şey olmaz dedik. Dinletemedik. Ben ölmeyeceğim dedim komutanım. Ben bugün ölmeyeceğim dedim. Hı. Sen de sersem sersem baktın bana. Nereden biliyorsun komutanım dedim. Çünkü dedin, ben öleceğim günü biliyorum. Bana öleceğim günü söylediler dedin. O gün ne dedin? Ben de bir tek sana söyledim Şahin. Komutanım delilik senin bu yaptığın biliyorsun değil mi? Konuşana bak. Bizim işimiz delilik be tertip. Abi bak gözünü seveyim. Bak. Başka laf etme. Hakkını helal et yeter. Helal olsun komutan. Komutanım. Oradaki bizim çocuklara selam et. Aynı yere gitmiyorum be Şahin. Sıkıldım. Söyle. Dün tanışamadık. Ezel ben. Ramiz'in koruması mısın? Sen mi koruyacaksın onu? Nasıl koruyacaksın? Göster. Kim olduğumu boş verip ne dediğimi bir dinleyecek misin? Şu adam diyelim Ramiz. Kenan sana yalan söylüyor. Ha. Geç kaldım. Öldü. Sana olan her şeyi yanlış biliyorsun. Ramiz şu adam olsun. Bırak şu çocuk oyununu. Çabuk. Babanı Ramiz öldürmedi. Manyak mısın lan sen? Şimdi konuşmaya başladın. Ramiz ölecek. Durdurmak mı istiyorsun? Şunu kimse durdur. Ramiz.
Şimdi tanıştık mı Ezel kardeşim? Ben senin durduramayacağın adam. Ah dayı. Bunun hakkı iyi bir kötek. Alo. Eşin sordu demin bana. Bulamadım da. Ayradan mıyım ben canım? Onu bul, bunu bul. Kamil yapıyordu onu. Arıyordu, buluyordu. Eyşen Kenan'ın yanında. Nereden biliyorsun? Kızım ne zannediyorsun sen bizi? Bizim işimiz adam bulmak. Hı hı. Tamam sağ ol. Ali abi. Ne oldu oğlum yine kireçe bağladın? Kumarhaneler. Kapamışlar. Kim kapamış? Polis. Değil. Ramiz nerede? Eyşan nerede? Kenan Birkanlıymış. Ofise git. Bankaların hepsini ara. Ne kadar param varsa hepsini çekeceğimi söyle. Hazırlansınlar. Tamam, ne yapacağız o kadar parayı? Dediğimi yap. Tevfik, kumarhaneye git, ne olup bittiğini öğren. Ha. Bir daha bu adamı sizle aynı yerde görürsem, bir daha bu adamı görürsem anlaşma bozulur. Ne duruyorsunuz? Duydunuz amcayı. Ne oluyor Ali abi? Ne bakıştınız? Ne oluyor? Ramiz'i içeri aldırıyor, kumarhaneleri kapattırıyor. Görünmüyor mu oğlum işte? Kenan Ramiz'in fişini çekiyor. Ali abi. Ne yapacaksın? Ömer'in yardıma ihtiyacı var. Yardım edeceğim. Var mı itirazı olan? Ezel'cim kusura bakma, beklettim. Son zamanlarda gelmiyorsun oyuna. Evden mi yasak kondu yoksa? Yok, şeyden değil. Nasıl yardımcı olabilirim? Cidden Ezel. Çok meşgulüm de. Bir iyilik sormaya geldim sana. Hani 2 sene önce senin bütün borçlarını kapattığımda... Şşş! Burada olmaz, ne yapıyorsun? Demiştim ki bir gün benim de senden bir ricam olacak. Yapamam Ezel. Şimdi ben sana ne diyeyim? Sana şöyle iyiliğim olur. Senin de ismin geçiyor bir kanun dışı adamın yanında diye. İsim vermiyorum. Biz inanmıyoruz tabii. Ama bu sefer emir büyük yerden. Bana düşmez ama kısa bir müddet git buradan. Hepimizin bir yakını tanıdığı vardır yardım edecek. Kimse el uzatamaz Ezel buna. Ama Ezel, bu yolun yolcusunun sonu budur. Ne bekliyorsun ki? Bunların hepsine aynı şey olur. Son bir iyilik yapar mısın bana? Yanına 5 dakika git istiyorsan. İstemez öyle görmemi.
su verin. Adama bir su verin. Bir adet poker masası. Bir adet poker masası. Bir adet koltuk. Bir adet koltuk. Bilardo masası mı abi bu? E siz bunları alıyorsunuz, yarın yenisini koyuyorlar. Kaç kere gördüm. Namussuzlar. Düzen böyle. Bir daha bunlar zor koyarlar. Öyle bir koyarlar ki. Senin benim gibi değil abicim bunlar. Karun, Karun. Para böyle. Yok, bu öyle değil. Bir tane değil ki. Hepsi. Hepsi? Bak emirde var. Hepsini yazmışlar. 8-9 tane böyle kumarhaneleri varmış. Bakayım. Aa, görmemişim ben. Ha, el değiştirmece. O yüzden bilmediğin şeylerden konuşma. Kim varsa içeri alıyor. Kocaman liste yapmış. Ben bilmeyeceğim. Lütfen geçer misin? Zorluk çıkarma. Tevfik abi. Lütfen. Tevfik abi. Tevfik abi. Ben senin kafanı. Kim ediyorsa artık. Kafa uçmuş. Sen de mi bunlarla çalışıyorsun? Ben yok. Ben bu... Dur. Hayır, anladım. Anladım ama olmaz ki öyle şey. Nasıl yani ya? Onu anla... Aa, kapadı. Terbiyesiz. Patron. Hesapları dondurmuşlar. Nereden anladın? Bundan, susmuyor. Salim Bey? Evet, duydum. Geleceğim. Talimatı. Olur, okuyun. Özel Bayraktar isimli şahsın kanun dışı faaliyetleri asayiş birimlerince şu anda araştırılmakta olan şahıslarla olduğu düşünülen iş bağlantısı sebebiyle soruşturma süresince tarafınızdaki tüm mevduatların acilen ve bütünüyle herkesi arıyorsun Şebnem. İş yaptığımız, iyilik yaptığımız, kirli işlerini bildiğimiz, forsu olan, lafı geçen herkesi. Niye? Yanımızda kim kaldı öğrenelim diye. Ezel, bu Kenan Birkan'ın işi değil mi? Böyle her şeyi birden el koyabilir mi ya? Hiçbir şeyimiz kalmayacak mı şimdi bizim? Ezel, sen benimle bir şey konuşacaktın. Aramaya başla Şebnem. Ha Şebnem. Kahve makinesi hala bizdeyken bir kahve yap lütfen. Tepeye çıkması ne kadar zorsa, düşmesi o kadar hızlı olur. Ne zaman yalnız kaldım dersin, ne zaman kaçmaya başladım. Duyan çeker elini, çağırdığın çevirir kafasını. Yukarıdakiler karar verdiğinde ışıklar yavaşça değil, oracıkta hemen söner. Duyuyor musunuz? Telefonları. Çalmıyor ki abi telefonlar. O iyi bir şey. İyi bir şey değil mi? İyi Şebnem. Otelin Ramize satışını durdurmuşlar. Kumarhanelere el kondu. Bankalardaki paralar. Onları da dondurmuşlar. Bir günde bütün bunları nasıl yapabiliyor bu adam? Bir günde falan yapmıyor Şebnem. Biz kendi planımızı bir günde mi yaptık? Kenan Birkan yıllarını verdi bu işe. O kadar güçlendi ki bu amca. Öyle güzel hazırlandı ki bugüne. Şimdi uzaktan bir düğmeye basıyor. Bütün taşlar devriliyor. Biz de boş değiliz be abi. Değiliz tabii. Sen ezelsin ya. Bu ne ki?
Ben senin neler yapabildiğini gördüm. Ofis, arabalar, tanıdıklar. Hepsi gidecek şimdi. Hepsi bir anda gidecek. İnsanın her şeyi kaybetmesiyle ilgili birkaç şey biliyorum ben de şöyle. Ezel, burada kasada para var. Onları ne yapalım? Paylaşın. Niye peşimden gelip duruyorsun Ali abi? Yok oğlum, bir daha bırakmam seni. Hadi abicim, git başımdan. Bir yere gitmiyorum Ömer. Benden güçlü bu adam. Ramiz'den de güçlü. Dalga mı geçiyorsun sen? Sen oğlum nereden çıktın lan? Senden güçlüymüş. Para gittiyse gitti abi. Sen de ananın karnından zengin doğmadın. Allah Allah. Biz de sokaktan savaşırız. He? Böyle gerilla savaşı. He? Çizgi romanda oluyor. Paran yoksa, gücün yoksa gerçek hayatta savaşı kaybediyorsun Ali. Sen o yüzden satmadın mı beni? Gitmeyeceğim abi. Sen istediğini de bana. Gitmeyeceğim. Oldu. Kal o zaman burada. Yenilmedi kan da. Ramiz dayı nezarette. Bir başına. Ben ne yapıyorum? Yapamıyorum. Ne yapacağız? Sen de gidip karakolu mu basacağız? Dayıya bir şey olmaz. Olur. Oluyor zaten. Eriyor adam. O Kenan Birkan eritiyor dayımı. Yarın da... Bu adam benim hayatımı kurtardı Ali. Hem de bir kere falan değil. Düştüğümde yanımda hep o vardı. Kimse yoktu, bir tek dayı vardı. Şimdi adam gözümün önünde yürüyor abi. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Adını koy Ali. Sen doğru adı koyarsın. Yeniliyorum. Yalancı. Ne? Adını koy dedin abi. Yalan konuşuyorsun. Sen Kenan Birkan'a yenilmiyorsun. Hadi neyse, görüşürüz. Arayı açmayalım. Bir daha da görüşmeyelim. Senin kafanda kim var Ömer? Kenan mı? Öbür herif mi? 8 mi ne? Kaybettiğin paralar mı var? Oğlum ben seni tanıyorum. Senin kafanda Ramiz mi var? Kimse yok. Var, var. Var oğlum, var. Senin omuzları kolay düşmez. Sabah akşam kafanda kim var Ömer? Doğruyu söyle. Ruh gibisin. Kafayı vermiyorsun bir şeye. Yeniliyorsun tabii lan. Savaşmıyorsun ki kazanasın. Eşandan başka bir şey yok değil mi kafanda? Söyle Ömer. Doğruyu söyle. Sen eşanı geri istiyorsun. Doğru mudur? Doğrudur. Anladık Ali abi, eski günlerine dönüyorsun. Ne yapacaksın? Müzik grubu mu kuracaksın? Ne istiyorsun Ali abi? Sokaktan da mı kovacaksın beni ha? Olayın nedir?
Ömer'e yardım etmek istiyor musun? Bu sefer şurandan. Adam gibi bir şey yapmak istiyor musun Ömer için? Ne oldu? Hani almıyordun o riski? Geçtik orayı Cengiz. Geçmişiz yani. Ömer'in yardıma ihtiyacı var. Adam dağılıyor. Sen onun en yakın arkadaşıydın. Bir gün daha en yakın arkadaşı olman gerek. Sabahtan beri ne diyorum? Ha şöyle ya. Söyle, ne yapmam gerek? Senin için çocuk oyuncağı. Güzel. Neymiş? Senin ağzın laf yapar. İki dakikada paketlersin. Ali abi, pazarlamayı bırak da söyle, ne yapacağım? Kolay abi. Ne olduysa onu anlatacaksın. Olan biteni söyleyeceğim. İnşallah Ömer'i barıştıracağım. Hiç fazlalıklardan kurtuluyorum işte. Yok, bir şey olmadı. Bir sesini duyalım dedik. Biliyorum ya o. Tamam. Tamam, kapadım. Baba. Yok bir şey. Yok. Deliye bak. Duralım, duralım. Siz onu tanıyor musunuz? Kocam. Ömer yaşıyormuş. Nasıl göremedik Cengiz? Yanı başımızdaydı. Nasıl anlamadık? Anladık be sanki Eyşen. Sen aşık oldun, ben de en yakın arkadaşım yaptım. Şıp diye. Sana bir şey soracağım. Yine evlenme falan teklif etmeyeceksin değil mi? O zaman sana yok deseydim. Satmam arkadaşımı yapsaydım. Ne olurdu? Yapardım. Bir yolunu bulur yine yapardım. Bir şey daha soracağım. Ömer seni affetse yine onunla olur musun? Cengiz. Ben hep onunlaydım zaten. Hiçbir şey sizi ayıramıyor değil mi? Can onun oğlu. Eyşan, Can ikinizin oğlu. Sen hep bir aile istiyordun değil mi? Aşktan falan çok. Hı? Evet. Senin bir ailen var Eşen.
Çok ayrı kaldınız ama ailen geri döndü. Cengiz. Cengiz Bahar'ı öldürdü Ezel. Nasıl affedebilirim? Nasıl affedebilirim? Ben oradaydım. Nerede? Bahar'ı vururlarken her şeyi gördüm. Kimi yaptığını gördün mü? Kim? Doğruyu söyle. Kim? Kim? Baba! Can arabaya geç. Cengiz kim? Eyşan. Ezel. Sorgun bitti. Tutuksuz yargılanacaksın. Artık gidebilirsin. Ben yapmadım. Affettin mi beni Ömer? Doğruyu söyle. Hayır. O zaman ne istiyorsun benden? Bitmiyor. Eyşan bitmiyor. Bana ne yapsan... Bana istediğini yapsam bitmiyor, durduramıyorum. Elimi durduramıyorum, sana gidiyor. İçimi durduramıyorum, sana gidiyor. Ben olmaktan çıkıyorum. Özlüyorum seni. Durduramıyorum bunu. Bu neyse bu içimdeki şey durmuyor, bitmiyor. Bu adi bir şey bu. Bu kötü bir aşk bu. Seni sevmeyi durduramıyorum. Aşk. Ne hainlik değil mi? İki erkek girdi hayatıma. Birinin adı Ömer. İlk defa onu sevdim. Sonra Ezel. İlk defa ona aşık oldum. 50 kere değiştirsen ismini, yüzünü, yine çıksan karşıma. Yine seni seveceğim. Ne büyük hainlik değil mi? Gel deyince geleceğim, kal deyince kalacağım. İnan dersen inanacağım. Ömer. Ömer, ne yapacaksın benimle? Affetmeyi öğreneceğim. Baba olmayı öğreneceğim. Sevgili olmayı öğreneceğim. Beni yakan bu ateşin içinde durmayı öğreneceğim. Duramazsak, yanarsak. Yanalım. Durduramıyorum. Durduramıyorum.
Ben de. Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil. Elimde değil, seni her şeyden çok seveceğim. Ama ne desen durduramıyorum. Sana olan nefretimi durduramıyorum. Kardeşimi öldürdüğünü bile bile senden nefret etmeden duramıyorum. Bir yarım söyleyeyim mi evlat? Kenan Bey selam söylememi istedi. Üstümdeki ceketi de mi istiyormuş? Evet. Bunlar bankalardaki dondurulmuş hesaplarınız. Ama bilgisayarlar da hata yapar. Diyelim ki hesaplarınız kısa bir süreliğine aktive edildi. Diyelim ki paralarınızı kurtardınız. Ne istiyor? Kenan Bey'in bir alakası yok. O tatilde. Diyelim ki bunu Eyşan Hanım istiyor. Paralarınızı alın ve buradan çok uzaklara gidin. Yeniden başlayın. Duydum ki siz o konuda oldukça iyisiniz. Nasıl? He? Niye buradayız? Bilmiyor musun? Gecenin bir yarısı sorgun bitti deyip açarlarsa kapını, aslında niye açtıklarını da bilirsin evlat. Beni ikna etmeye çalışmayacaksın. Küçükken sen seni okuldan çalıp buraya getirirdim. 2-3 tane yerdin, doymazdın. Dede dönmeyelim yapardın. Hatırlıyor musun? Zayıf noktalarımı bilirdin. Ağzın dolu dödü. Dede, bir hikaye daha anlat derdin. Bir hikaye daha anlat bana. Sana bir hikaye anlatayım mı evlat? Ne
anlatacağına dikkat et. Bilirsin. Söz öldürür. Dönüyor musun? Ne istiyormuş arkadaşlar? Gitmemi. Sen ne istiyorsun? Buranın en lüks, en baba, en tepe yeri neresi? Beni oraya götür. Kardeşim, dışarı ne arıyorsun burada? Niye kardeş? Selim. Dolusunuz yine. Kenan kardeşim, arkadaşı alamıyoruz. Deme ya. Osman, arkadaşları en arka masaya alalım. Bak şu yazar Nuri Bey, Fransa'da oturur. Sahne tarafındaki kadın sosyetenin hakimidir. Herkese tepeden bakar. Şu masa generaller masası. Bu yine protokol gibiyiz. Şu ön masada oturan adamlar kim? Şşt, indir bak. O buranın sahibi, Fehmi Doğan. Karşısındaki de gizli ortak değil, Ağrı abi. Ve karşınızda İzmir'in nadide çiçeği Selma Hünel. Niye geldik buraya? Şöyle bir alıcı gözüyle bakmaya çocuk. Ben bu şehre işte o masada oturmak için geldim. Böyle bir kara sevda, kara toprakla biter. Böyle bir kara sevda, kara toprakla biter.
öyle bir kara sevda, kara toprakta biter. Tamam mı evlat? Yoksa hikayeyi anlatmaya devam edeyim. Ha?